Cümleten selamünaleyküm. Bugün ekiple beraber çok güzel bir şekilde, çok güzel bir mekanda iftara geldik. Açık hava iftarı yapacağız. Ama tepemizde bu uçuyor, ses geliyor. Evet, bu süreçte tabii böyle bizim de böyle bir hava almamız, rahatlamamız bizim için de iyi oluyor. Çok şükür. Tabii ki gündemimiz ne? Gündemimiz Üsküdar. Üsküdar'ın göbeğinde inşallah yakında faaliyete geçecek olan medresemiz. Evet, burası bizim kafe bölümümüz olacak. İlk kat burayı güzelce kardeşlerin gelip muhabbet edeceği böyle güzel, naif, lezzetli bir kafe yapacağız. Evet, şöyle merdivenlerden çıkıyoruz hemen. Solda bizi bir oda karşılıyor burası. Özel ders odası olacak. Karşı tarafta böyle kütüphane, kitap okuma odası olacak. Bu terası da içeriye katacağız. Ama iş çok, görüyorsunuz. Evet, şöyle çıkalım. Burası misafirlerimizi ağırladığımız bir ofis olacak. Allah'ın izniyle. Burayı da bilişim yapacağız. Bilgisayar işlerimizi burada halledeceğiz. Tabii buranın da terasını içeriye katarsak ancak sığabiliriz. Ve en üst kat burayı ne yapacağız? Burada kardeşler, burada kalan hizmet eden kardeşler kullanacak. Şimdi bununla ilgili ben bir iki konuya değinmek istiyorum burada. Sonra araya herhalde iftar görüntüleri mi girecek? Şimdi öncelikle medrese niye bu kadar merkezde? Ve sonra iman yangını, yani bizim gerçekten ümmet olarak içinde bulunduğumuz açlığın sıkıntısını görüp neslin imansızlık sıkıntısını görmememiz. Bununla ilgili şöyle bir kısa konuşalım, bitirelim. Şimdi neden bu kadar merkezde veya neden bu kadar masraf ediliyor diyor kardeşlerimiz? İllaki olacak. Bu sorulara da biz açığız. Fakat şunu bir öncelikle bilmek lazım ki bu masraflar en fazla bizi yoruyor. Zaten bu yük ilk başta buradaki ekibin omuzlarına biniyor. Sonra ümmete, kardeşlerimize yayılıyor. Dolayısıyla biz bu yükü neden çekmek istiyoruz biliyor musunuz? Çünkü en merkezde, en kilit noktalarda hep küfrü, günahı, sefahati anlatan yerler var. Bakın şehrinizin en merkez noktasına gidin. Genellikle %90 hep ehli dünya, yani Allah'tan uzak, ahiretten uzak, çözümle sonsuzu kazanmaktan uzak ideolojiler en merkezi kapmışlar. Hatta bunu en güzel şekilde sunuyorlar. O kadar fazla paralar yatırıyorlar ki, o kadar fazla harcamalar yapıyorlar ki onlar bu işin en güzelini yapıyorlar. Bugün ümmetin çocukları, ümmetin anne babaları bizlere şekva edip ne diyor? Oğlumu da alın diyor. Niye? Oğlunu tutan, çeken, cazibedar o kadar fazla nokta var ki en göbekte en iyi yapıyorlar bu işi. Çocuklar oraya akın akın, gençler oraya akın akın gidiyorlar. Biz Alem İslam olarak kenarda, kuytuda, köşede pasbal, eski, püskü, evin eski koltukları, eski televizyonu, işte eski artık neyi varsa çamaşır makinesini vermişiz. İslam böyle yaşanır gibi bir algı oluşturmuşuz. Bu yüzden onlar cezbediyor, biz bu işte ne yazık ki öne çıkamıyoruz. İşte tam da bu yüzden onların olduğu yerde bizler olmak için bu adımı attık. Neden? Bakın çok basit aslında. Onların hiçbir çözümü yokken, İnsanları zevkle ölüme götürürken, çaresizce ölmemizi izlerken bizler ölüme çare buluyoruz ya. Şu bahara baksana, bak şu otların, bir bahardaki dirilişi, şu ağaçların yeşilliğinin güzelliğine baksanıza. Allah diyor ki ben bu işi yapabilirim. Biz de o zatı tanıyıp ona iman ediyoruz. Yani öldükten sonra dirilebiliriz. Bizim mesajımız var, elimizde ahiret gibi bir çözüm var. Çözümsüz ideolojiler en merkezdeyken çözümü elinde tutanlar neden geri planda kalsın? O yüzden en merkezde biz olacağız. Velev ki boyumuzu da aşsa bu iş, hiç olmazsa bu büyük suda boğulacağız. Okyanusta boğulacağız. Ama bu işi yapacağız. Diğer kısım da Ramazan ayı özellikle çok bereketli bir ay. İhtiyaç sahiplerine çok güzel yardımlar ulaşıyor. Ulaşsın da daha fazlasını yapalım. Bizler de elimizden geldiğince bu noktada biliyorsunuz yapmaya gayret ediyoruz. Fakat açlığın sıkıntısını gören ümmet, Müslümanlar, bizler imansızlığın sıkıntısını görmüyoruz. Bakın bu karnımızın sancısı, açlığımızın sıkıntısı ne kadar zor değil mi? İnsanın ölüp o kabre bütün dünyasından ayrılarak girmesi ve bütün sevdiklerinden ayrılması. İnsan bir sevdiğini hastaneye bıraktığı zaman, hastanede yoğun bakım ünitesinin önünde beklerken şu karnındaki o sancı aklına gelmiyor. Gelse kendinden utanıyor değil mi? Daha büyük meseleler var. Sonsuzu kazanmak gibi, sevdiklerimize ve hepimize musallat olmuş olacak olan ölümü çözmek gibi, kabirde kurtulmak gibi. Hani hastane köşelerinde açlığı unutturan bir sıkıntı, sonsuzu kazanmak veya kaybetmek. Dolayısıyla bunu gören insanlık artık bir şeyler yapıp imanın
sancısını da görmeli. Çünkü aç kalmaya bir şekilde dayanıyoruz. Hepimiz aç kalmışızdır. Peygamberimiz Aleyhisselam dahi aç kalmış. Ama sonsuzluğu kaybetmenin sıkıntısına dayanamayız. O yüzden buraları çözmek için bu noktalarda yaptığımız yardımlardan, gayretlerden daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Buralara daha fazla omuz olmamız gerekiyor. Şimdi o zaman ne yapalım? İftar hazırlığı yapalım. Bir Alcep'in drone vizyonu. Eray. Buyur abi. Üsküdar, İstanbul. Hayalini. Yeni medresemiz hakkında, inşallah yeni medresemiz olacak. İnşallah. Bunun hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? Bunun hakkında mı? Evet. Güzel hayallerimiz var abi. Olacak mı sence? Biz Allah'a güveniyoruz abi. Olacak. Allah'a güveniyoruz. Peki sen şu aşamada neyle ilgileniyorsun? Ben bu aşamada videolardaki efektlerle ilgileniyorum. Böyle drone kullanıyorum. Zaten İstanbul'a gitmemizin en büyük nedenlerinden biri de. Gitmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi işte. Ekip oluşturma konusunda. Niçin oluşturacağız bu ekibi? İslam'ı daha güzel gösterebilmek için insanlara. Drone arkanda kaldı. Gelir o. Cumali. Evet. İstanbul hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Valla asıl başarının bu dünyaya sığışmadığını bütün dünyaya göstereceğiz inşallah. İnşallah. Sen bu aşamada ne yapıyorsun? Valla şu an izlediğiniz videoları Allah'ın izniyle ben hazırlıyorum. İnşallah. İnşallah. Kardeşim ne yapıyor hala? İbrahim selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sen sosyal medyayla ilgilendiğin için. Evet. Şu anda gündemimiz İstanbul Medresesi biliyorsun. Üsküdar'da evet. Açacağımız medrese. Bu hususta sosyal medyadan seni etkileyen mesajlar var mı? Takipçilerin bu medresemize tepkileri ne? Yardım konusunda, yardım alma konusunda sıkıntı yaşıyor musun? Hani hislerini bizimle paylaşır mısın? Neler hissediyorsun takipçilerden? Abi biliyorsun %26'yız. İnşallah yani medreseyi alacağız yani kiralayacağız. Bir tane abla mesaj atmıştı. Abi tamamlayamazsanız ne olacak? Yeni bir yer mi arayacaksınız? Ben de dedim ki yani öyle bir şey düşünmedik. Yani kiralayacağız kesinlikle dedin. Yani onu bildiğimiz için o yüzden yani Allah'a tevekkül ediyoruz. Yoksa bir yerde bir birikimimiz falan olduğundan değil. İnşallah Allah'ın izniyle toplayacağız tamamını. Şu an eksik olan parayı elhamdülillah genelde öğrenciler atıyor. Yani Allah. 20 TL, 10 TL. Yani adam yani kartındaki son parayı atıyor. Onlar beni çok mutlu ediyor. En son bir tane abla çocuğu engelliydi. Çocuğu engelli olmasına rağmen 100 TL falan atmıştı yani. Çok beni çok mutlu etmişti yani. Ondan sonra birçok kişi yardım etme isteği duydu yani. Normalde yani insanlar görse de %20'yi, %10'u falan görse de çok yardım etmiyordu. Ama o mesajdan sonra kişilerin ihlası onlara da sirayet etti yani elhamdülillah. Böyle böyle toplayacağız inşallah. Yani elhamdülillah inşallah toplayacağız. Şimdi de mangal sen yiyeceğiz. Sen ümitsizliğe giriyorsan? Yok hocam yok. İnşallah ümitsizliğe girmeyeceğiz. Yani seni başka etkileyen mesajlar var mı? Mesaj çok. Yani genelde öğrenci olduğu için çocuk KPSS'ye hazırlanıyor, 10 lirasını atıyor. Bir tane çocuk bir haftalık okul harçlığını atıyor. Bir tane çocuk, yani hep genelde çocuk atıyor yani. 11 yaşında bir çocuk 50 lira atıyor. Bütün harçlığını bize atıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu davayı Hazreti Ali'lerle, Enes bin Nadır'larla yapmadı mı? Enes evet. Bin Malik'lerle. Hep 16-10 yaşında çocuklarla yaptı bu işi. Yani biz de elhamdülillah şu an o duyguyu yaşıyoruz yani. Bir tane daha vardı. Çocuk bir hafta okula yürüyerek gidecek. Allah ondan razı olsun. Yani benim güldüğüme bakmayın. Biraz da içim acıyor yani o kişiye. Yani inşallah biz İslam'ı daha fazla insana duyurursak belki birçok insana öncülük yapacağız. Yani kendimiz en başta Allah'a kul olursak insanlara da Allah'ı iyice anlatırız. Yani biz zaten Üsküdar'da bunu yapma sebebimiz bu. Yani merkezi bir noktada küfrün en çok yayıldığı noktada bulunmak istiyoruz. Yani Allah Resulü Mekke'de bu işi yaptı. Yani Mekke'de ne vardı? Çıplaklık vardı, çocuğunu diri diri gömme sefalet vardı, sefalet vardı. Efendimiz onun içinde 13 yıl boyunca tebliğ yaptıysa biz de bu işi İstanbul'da sefaletin bulunduğu yerde yapacağız yani. O yüzden bu noktada hem dua hem de destek bekliyoruz. Açacak mıyız? İnşallah. Allahu Ekber. Efendim? Kardeşim ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? Abilerimiz gidecekmiş.
Beraber son gitmeden önce güzel günler geçirelim diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beraber iftar yapacağız inşallah, Allah izin verirse bugün. İnşallah. Biliyorsun gündemimiz Üsküdar, İstanbul. Evet. Bu konu hakkında bizim gidecek olmamız hakkında düşüncelerin ne? Yani gidecek olmanız en başta çok fazlasıyla üstse de hani burada, ama yine de kısmet diyoruz ya. Burada hayırlısı. Daha büyük işler yapacağız inşallah. İnşallah. Rabbim her zaman yolunuzu açık etsin inşallah. Muvaffak etsin kendi davasında. İnşallah. İnşallah hocam. Siz de burada artık. Belli mi olur hoca, bir bakarsın İstanbul'a geliriz. İnşallah, inşallah. Tamam. İnşallah. Hasan hocam buyurun, sizin yeni medresemiz hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Olacak mı bu iş? Abi tabii ki olacak, Allah var. Şunu söyleyebilirim yeni medresemiz hakkında. Şimdi biz Antep'te elhamdülillah bir potansiyel var, tamam mı? Bir araba aldığında ne yaparsın? O arabanın motorunu açmak için, potansiyelini arttırmak için otobana çıkarsın, basarsın arabayı, o motoru açılsın diye. Şimdi biz ekipçe bir potansiyel var. Antep'te yıllarca hizmet etmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Ama işte bizim bir otobana ihtiyacımız vardı. Ben İstanbul'u otoban gibi görüyorum abi. Allah'ın izniyle yani bizim motorumuzu açacak, basıp böyle gümbür gümbür hizmet edebileceğimiz bir medrese, bir mekan olacak inşallah İstanbul'da, Allah'ın izniyle. İnşallah. Şu anda İstanbul medresesi için sen ne yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun? Valla ne yapıyoruz? Daha çok esnaf ziyaretler yapıyoruz. Esnaf abilerimizi dertlendirmeye çalışıyoruz. Ne yapacağımızı, projelerimizi, İstanbul'daki hedef ve gayelerimizi anlatıyorum. Maddi noktada elhamdülillah bir kapı arıyoruz. Bu hususta yaşadığın sıkıntılar var mı? Seni üzen abi, olaylar var mı? Ben üzen olaylar, ümmetin maalesef derdinin az olması. Ümmetin daha doğrusu derdinin dünya olması. Maalesef bu yönde Müslümanlar olarak biraz ahiret inancımız zayıf galiba. Şahsi noktada bir ihtiyacımız ya da ihtiyacımız olmayan konforumuza milyarlara basabiliyoruz. Bu gözümüze gelmiyor. Ama Allah için verebileceğimiz 3-5 TL gözümüze geliyor maalesef. Çünkü o noktada derdimiz az, ahiret inancımız zayıf. Yani çok ihtiyaç var. İnşallah olacak ama. Ama olacak tabii ki. Sen de önceden burada kalmıştın. Evet. Neler düşünüyorsun gitmemiz hakkında inşallah? Ben de geleceğim abi, merak etmeyin. İnşallah. Gidecek miyiz sence? Üniversitede oradayım. Gidersiniz inşallah. Okuldan kaçıp medreseye mi geleceksin? Olabilir belki. Tamam. Neden olmaz? Oğlum sen oruç tutmuyor mu lan şeyi? Abi niye söyledin? Arkadaşlar şu anda oruç. Bozduk. Allah'ın ikramıdır sahip. Abi söylemeseydin en azından Allah'ın ikramı olacaktı. Şu anda sen ne yapıyorsun de, tamam mı? Şu anda tamam. İstanbul için sen neler yapıyorsun? Hadi. Nereden, şuradan mı gerek, buradan mı gerek? Senin İstanbul hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? Yani benim İstanbul hakkındaki düşüncelerim inşallah çok güzel olacak. Üsküdar'ın göbeğinde, sahilin kenarında çok güzel bir yer açacağız Allah'ın izniyle. Şu anda biraz eksiklerimiz var ama tamamlayacağız. Allah kendi uğrunda gayret eden insanların çabasını boşa çıkarmaz değil mi? Çünkü Allah davasının daha da yayılmasını ister değil mi? Onun için biz elimizden gelen gayreti gösterip Allah'a bu derdimizi yansıtırsak inşallah bu medreseyi açacağız hep beraber. Yani şu anda durum böyle, inşallah birkaç güne yeniden İstanbul'a gideceğiz. Oradaki inşaatla uğraşacağız. Böyle şu anda. Peki abi İstanbul için neler yapıyorsun? Yani şu anda biz insanları dertlendirecek, yani bu medreseyi açmalıyız dedirtecek videolar çekmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Aslında en büyük hedefimiz de bu. İstanbul'daki güzel bir ekip oluşturup bu hakikatleri sinemada göstermek, sinemada yansıtmak. En son yaşadığım hissiyatımı söyleyeyim. Burada mahalle, kenar semtlerde yardım dağıtıyorduk. O videoda var kanalımızda, izlemişsinizdir. Hani bu yardımı dağıtırken gerçekten Antep'in çok ücra köşeleriydi. Ya dedik biz bu hakikatleri nasıl yayacağız buraya? Nasıl buraya yetişeceğiz dedik. Sonra dedik ki biz bu insanlara, şu anda burada duran küçük çocuklara sorsak, Spider-Man'i, Batman'i biliyor musunuz desek, oradakilerin hepsi bilir ücra köşesi olmasına rağmen. Nasıl oluyor bu? Sinemayla, filmle, videolarla oluyor. Biz de dedik eğer bu işi sinemada güzel bir şekilde yansıtırsak Allah'ın izniyle buradaki insanlara da yetişmiş olacağız. Onların sahte kahramanlarının değil, bizim gerçek kahramanlarımızın konuşma zamanı. İnşallah. Ya Rabbi ve Ya Rabbe semavati vel aradin. Ya Halik ve Ya Halik külli şey.
gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuz olan İstanbul medresemizi bize musahhar eyle. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevste mesut kıl. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah kabul etsin. Evet Rıdvan, evet. İstanbul, Üsküdar, sahil kenarı, Kız Kulesi en sevdiğim. Evet. Düşüncelerini alalım. Ya ben açıkçası şöyle, olayın şokundayım. Yani bu kadar hızlı bir şekilde beklemiyordum. Bir yandan çok güzel, bir yandan koşturmaca, öyle. Olacak mı? Olacak elhamdülillah. Bak o noktada gerçekten yani Allah'a karşı farklı bir tevekkül var, olacak bu iş. Hani sebepler cihetinde değil de, hani Allah katında bu işin gerçekten olacağına çok inanıyorum. Şu anda İstanbul Medresesi için ne yapıyorsun? Vallahi ne yapıyorum? Aklıma gelen bütün projeyi hemen faaliyete geçirmeye çalışıyorum. Allah ne verdiyse. Evet, aynen öyle. Yani aklımıza hemen bir kitap projesi geldiyse hemen ona yöneliyoruz. Veya kermes olayı olduğu zaman hemen ona bir adım atıyoruz. Yani aklımıza gelen projeyi hemen faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Olacak. 2 ay sonra Üsküdar'dayım. Yok, Ramazan'dan sonra ya. İnşallah. İnşallah. Bizi böyle noktalarda bir araya getiren Allah'a şükürler olsun. Evet, iftarımızı yaptık. Bir arada zor da olsa mangalımızı yaktık. Yemeğimizi yedik elhamdülillah. Ve şimdi semaverimizi de zor da olsa yapıyoruz. Çok şükür. Ama bir şeylerin burada zor olması güzel. Biz bu zorluğu seviyoruz. Çünkü dünyanın gayrimeşru, elemli, sıkıntılı zevklerin içinden gelmiş adamlar olduğumuz için çoğumuz genellikle. Tabii aramızda daha mübarek olanlar da var. Yok lan, kimse yok. Harbi yok. Yok abi, yok, kimse yok. O yüzden buraların kıymeti daha fazla. Çünkü insan burada aradığını tatmin olacak şekilde buluyor ve istiyor ki bunu daha geniş arayan herkese ulaştıralım. İnşallah bugün bu grup buralarda çayını içiyor, semaverini yapıyor. Seneye Ramazan'da da Üsküdar'da yaparız. Cenab-ı Hak oralarda böyle terasımızda semaverimizi yaparız. Osman Gül'ü çağırırız Antep'ten. İnşallah Antep'te son olur ama Anteplilerle son olmaz. Bilmiyorum abi, yani ben de seni İstanbul'a çağırabilir miyim? Yani. Diyorsun. Tamam işte, hep beraber İstanbul'da. Valla bütün Antep'i İstanbul'a taşıyoruz. Arkadaşlar şu an durum ona dönmeye başladı elhamdülillah. İnşallah orada çok güzel bir gençlik merkezi açacağız. Ve inandığımız hakikatleri dünyaya öyle bir güzel göstereceğiz ki dünya artık Müslümanların duruşundan, yaptığı icraatlardan gerçekten telaş edecek. Hani öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar düşmanlarının kalbinde o korku söküp atılacak. Müslümanlar düşmanları tarafından ciddiye alınmayacak. O zaman Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sahabe, niye o zaman biz az mı olacağız ya Resulallah? Hayır, aksine çok olacaksınız. Ama çerçöp gibi, senin önüne katıp götürdüğü çerçöp gibi olacaksınız. Yani zayıf olacaksınız diyor. Biz de işte bunun tam zıttı olan, o zafiyetin, zayıflığın tam zıttı olan gücü, kuvveti, ihlasla dünyaya bu işi aykırmanın gayretini istiyoruz. O gücü elde edeceğiz. Elimizdeki hakikatler onların pazarladıklarından daha kuvvetli, daha kaliteli, sonsuza oynuyor. Çözüm var ve bunu en güzel şekilde sunacağız Allah'ın izniyle. Onun için bu kadar adam burada bir araya geliyoruz ve inşallah ahirette de bir oluruz Üsküdar'da da. Değil mi? Var mı eklemek istediğiniz bir nokta? Antep, Antep gelmeyi düşünüyor musun sen de şu an? Vallahi bilmiyorum abi, çıkıp gelesin. Çıkıp gelesin derken. Oğlum yeterince göç alıyor İstanbul. Yapmayın, bu kadar da doldurmayalım. Gözünü seveyim. Kocaeli falan oralarda takılı kardeşim. Sanki babamın malıymış gibi bizim eve geliyorlarmış gibi. 20 milyonumuz. Biz arkadaşlar, biz bu çayı yakamadık. Ya abi yandı. Yandı mı? Bizim yandı. Ama kendisi. Bro! Bro! İstanbul medresemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz.